Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Çocuklara yapılacak yatırımların öneminden bahseden Emine Erdoğan, her çocuğa eşit imkan sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bugün savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulması hepimizin ortak gayreti olmalı. Afrika kıtasının çocuklarının modern zamanın imkanlarından geride kaldığını hatırlatıp bunun ortak geleceği tehdit ettiğine dikkat çekti. Dünya ülkelerini Afrikalı çocukların geleceği için yatırıma davet etti. 2050 yılına kadar dünyada yaşayacak olan 4 kişiden birisinin Afrika kıtasından olacağını İstatistikler ortaya koyuyor. Bu açıdan Afrika'nın çocuklarına yapılacak her yatırım aslında dünyanın ortak geleceğine yapıldığını görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Erken çocukluk dönemine yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Yaşamın bu ilk dönemleri yalnızca çocuklarımızı ilgilendirmiyor. Dönem aslında yetişkinlikte olacağımız kişiyi tanımlıyor. Toplumsal kalkınmanın anahtarı olacak güçlü bir insan modelinin tohumları çocukluğun ilk safhalarında atılıyor. Sevgi ve güven içinde büyüyen çocukların müreffeh yarınların teminatı olacağını da anlattı. Sevgi ve güven içerisinde fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları karşılanarak yetişmiş nesiller, büyüdüklerinde üretken bireylere dönüşerek müreffeh bir geleceğin teminatı oluyor. Erdoğan, küresel barış ve adaletinde bu yatırımlarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Hayatının ilk düğmeleri yanlış iliklenmiş çocuklar ise yetişkinlik dönemlerinde doğru bir istikamet yakalamakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla hayalini kurduğumuz küresel sürdürülebilir barış ve adaletin erken çocukluk dönemine yapacağımız yatırımlar ile doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyorum.